fındığın her aşamasını değerlendirmek adına güzel bir proje. Bugün fındık fabrikalarında kabuk atıl ürünü olarak görünüyor. Çoğu yerde yakılabiliyor ama artık Ünye'de doğal gaz gelmeye başladı. Birçok ilde ve ilçede doğal gaz gelmeye başladı. Fındık kabuğu bir atıl ürün olarak kalacak. Tabii bunun ceremesi de eksi olarak fındık fiyatını etkileyecekti belki. Biz de böyle bir projeye başlama kararı aldık. Eğer otomasyon sistemine geçersek kendi bölgemizde bulunan fındık kabuğunu tamamen kendi bünyemizde işleyerek mangal kömürüne çevirebileceğiz. Normal bir preslenmiş kömürü 2 saat, 3 saat, bilemedin 4 saat kullanabiliyorsan bunda 7-8 saate kadar bu kömürü kullanabiliyorsunuz. Uzun ömürlü oluyor. Ve şu yönden de bakabiliriz. Fındık kabuğu bir anlamda atıl bir ürün. Atıl olan bir fındık kabuğunu geri dönüştürerek hem doğaya zarar vermemiş oluyoruz, doğa dostu bir ürün elde etmiş oluyoruz, hem de yüksek kalorili bir ürünle müşterilerimize kaliteyi sunmuş oluyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bu fındık kabuğundan mangal kömürü bizim Karadeniz bölgesi olarak baktığınız zaman da bir anlamda geçim kaynağı olacak, fındığın da değerlenmesini sağlayacak. Biz öncelikle herkes tabii ki para kazanmak için mücadele eder ama biz kendi ekonomik ürünümüz olan fındığı da değerlendirmek için bir çaba sarf etmiş olacağız. Dolayısıyla hem fındık değerlenecek hem de fındık kabuğunu yurt içinde ve yurt dışında her türlü tanıtmış olacağız. Biz bu ürünü preslenmiş halini semaverde kullanabiliyoruz. İşte nargile de kullanabiliyoruz, mangalda kullanabiliyoruz. Bunlar tam karbonlaştığı zaman da nem oranı olmadığı zaman da tam istenilen dört dörtlük bir kaliteyi elde edebiliyoruz. Fındık kabuğunda öyle bir şey ki içerisinde metan gazı, zift, katran var. Çok pis bir duman çıkıyor. Ama biz bunun üzerine işte çevreyle ilgili sıkıntı yaşamamak için ne yapabiliriz yoluna gittik. Öncelikle sulu sistem filtre düzenini oluşturduk. Ve yaptığımız çalışma ilk etapta %70 oranında başarı elde ettik. Dumanı yok etme aşamasında. Daha sonrasında uyguladığımız filtre sistemle yeni düzenlemeler yaparaktan bunu %90'ın üzerinde bir oranla dumanı yok etmeyi başardık. 10 ton bir kabuğu işlediğiniz zaman da elinizde kalacak olan yaklaşık 3 ton kadar bir ürün. Bunun 7 tonu havada uçacak. İşte karbonu, zifti, gazı hepsi çıktığı zaman da yaklaşık 7 tonu uçacak. Yani %30, bu bir fizik kuralıdır. %30 oranında elinde ürün kalabiliyorsa tam karbonize olmuş demektir ki bunu mangala son aşamaya üreticiye sunduğunuz zaman da o üründen duman çıkmaz, is çıkmaz, zehir çıkmaz, daha sağlıklı bir üretim olmuş olur. Günlük yaklaşık olarak 7,5 tonla 10 ton arasında kabuk yakıyoruz. Yani ortalama 2,5-3 ton arasında ürün elde etmiş oluruz. Günlük ortalama kapasitemiz bu. Biz şu an için yeni kurulan bir firma olduğumuz için burada tamamen beden gücüyle çalışıyoruz. Beden gücüyle yapacağınız iş sınırlı kalıyor. Çünkü hepsini bir anda yapma şansımız yok ama işletmemizin kısa vadeli planları içerisinde bunun makinasını yapmak, yani tamamen otomasyon sistemine dökmek var. Otomasyon sistemine geçtiğimiz zaman da bu belki de en geç bir yıllık bir plan olacak bizim için. Otomasyon sistemine geçtiğimiz zaman da bizim ortalama günlük yapılmış kömür kapasitemiz 7 tonun altına düşmeyecek. Bu da demektir ki birçok fabrikanın ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabileceğiz. Şu an müşteri portföyümüz içerisinde İç Anadolu bölgesi, Marmara, Ege bölgesindeki müşterilerimiz var. Tabii Akdeniz sahilinde de bu işi yapanlar var ama mesafe uzak olduğu için biraz daha kısıtlı orada müşteri portföyümüz bulunmakta. Biz burada almış olduğumuz fındık kabuğunu mangal kömürüne çevirerek yarı mamul olarak fabrikalara veriyoruz. Fabrikalar bunu presleyip tekrar yurt içi ve yurt dışı pazarında satışa sunuyorlar. Tam mamul olarak da ızgaracılar ve mangalcılara veriyoruz ki direkt buradan aldıkları ürünü etin altına sererek direkt mangal kömürü olarak kullanabiliyorlar. Karadeniz bölgesinde aynı şey vardır ya, bütün esnaflar bu sene fındık olmadı, işler düşecektir. Bu bizi de etkiliyor çünkü geçtiğimiz yıl bu zamanlarda fındık kabuğu 200-220 lira arasındaydı tonu. Bu sene fındık hasadından sonra kırımlara başladığında 350 liradan başladı. Şu an 400 lira. Yaptığımız görüşmeler, fabrikalarla yapmış olduğumuz görüşmelerde
bu rakamların daha da üstüne çıkacağı, yani 500 liraları bulabileceği söyleniyor.